Ne yapıyorsun Hanade? Burada ne işin var? Annemi ve babamı bekliyorum. Şimdiye kadar gelmeleri gerekirdi. Tamam, sen merak etme. Birazdan burada olurlar ha? Neden bu kadar geç kaldılar? Eminim orada oyalanmışlardır, yoksa bu kadar geç kalmazlardı. Oyun oynayacak hiç kimse de yok. Ne Puli ne de Çampa. Çok sıkıldım, ne yapacağım? Çampa şu anda evinde olmalı. Onun yanına gidebilirim. İçeri gir. Bizi bütün köye rezil ettin. Sen bizi utançtan öldürmek mi istiyorsun ha? Söyle, nereye gittin? Kocanın ailesi yaptığın her şeyi duymuş. Seni o serseriyle görmüşler. Seni evlerine almayacaklarına dair haber yollamışlar. Aman ne güzel. Ben de gitmeyi çok istiyordum. Kapa çeneni. Beni rezil ettin. Bana yalan söylemekten utanmıyor musun? Yine o serseriyle buluştun değil mi? Seni görmeseydim eğer onunla buluşmaya devam edecektin. Bunu yapmaya utanmıyor musun sen? Bir daha asla dışarı çıkamayacaksın. Efendim, biraz lor peyniri alabilir miyim? Evde hiç peynir kalmamış da sizden alabilir miyim? Bekle, getiriyorum. Al. Teyze, Çampa nerede? Neden? Merak ettim. O artık kimseyle görüşemez. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum, anladın mı? İstediğini aldın. Artık gidebilirsin. Anandi, buraya gel. Gel hadi. Ama üvey annen az önce dedi ki... Şşt, sessiz ol. Annem seni duyarsa beni döver. O seni dövüyor mu? Evet, bak kolum hala acıyor. Öyle mi? Seni neden dövüyor? O benim üvey annem. Beni hiç sevmiyor. O yüzden de her gün beni dövüyor. Üvey anne lafını daha önce de duymuştum. Üvey anne ne demek? Üvey anne kötü kadın demektir. Bu gece de beni odama kilitledi. Dışarı çıkmama izin vermiyor. Bana bir iyilik yapar mısın? Neymiş o? Git ve Lalan'ı buraya çağır. Lalan mı? O kadar uzağa gidemem. Hayır olmaz. O kadar uzak değil. Gölün hemen kenarında. Hayır, kocanın evi buraya çok uzak. Hayır, Lalan kocam değil. Ne? Sen kocana Lalan demiyor muydun? Evet ama bu diğer Lalan. Tatlıcı Anartram'ın oğlu Lalan. Onun da mı adı Lalan? Evet. Onunla ne yapacaksın? Ne mi? O okuldan arkadaşımdı. Uzun zamandır tanışıyoruz. Ama evlendiğimden beri görüşemiyoruz. Bir ağacın altında kitap okuyordu. Ben de elinden kitabı aldım ve kaçtım. Kitabı ona geri verecektim. Ama üvey annem beni gördü ve dövdü. Ama seni dövmesi gerekmiyordu. Haklısın. Ama o eski arkadaşlarımı görmemi istemiyor. Neden? Eskiden hem kız hem erkek arkadaşlarımızla görüşebilirdik. Şimdi neden görüşemiyoruz? Bilmiyorum. Annem istemiyor. Lala'nın sınavları yaklaşıyor. Eğer kitabını geri vermezsem sınavlarda başarısız olacak. Bunun suçlusu ben olacağım Anandi. Evet, çok haklısın. Benim yüzümden Lala'nın hayatı mahvolacak. Ama anne bunu anlamıyor Anandi. Ağlama Çampa. Anandi, bunu mutlaka yapmalısın. Git ve Lala'nı çağır. Sen benim en iyi arkadaşımsın değil mi? Onu neden buraya çağırıyorum? Kitabı ona ben götürebilirim. Aa, hayır, olmaz Anandi. Kitabı ondan ben aldım. Onu geri vermek de benim görevim. Ayrıca derslerinden geri kaldığı için ondan mutlaka özür dilemem gerekiyor. Evet, ama üvey annen onu burada görürse seni yine döver. Onunla burada buluşacağımı kim söyledi? Öyle mi? Onunla ormanda buluşacağım. Ormanda mı? Bu saatte mi? Hayır, olmaz. Daha iyi bir çözümün var mı? Bizim eve gel. Hayır, sizin ev olmaz. Ailem bizi görebilir. Göremezler çünkü evde değiller. Kocamın ailesinin evine gittiler. Zaten görseler de bir şey olmaz. Onlar iyi insanlar. Ben onların üvey kızı değilim. Sen bizim eve git. Ben de Lalan'ı çağırayım. Sonra da kitabını verir ve ondan özür dilersin. Tamam, hadi git.
Bekle Çampa. Sen bu saatte nereye gidiyorsun? Ben Anandi'nin evine gidiyordum. Peki o çantada ne var? Anandi'nin kıyafetleri. Ona hediye gelen kıyafetler. Anandi'nin kıyafetlerine nakış işledim. Şimdi gidip bu kıyafetleri ona vereceğim. Tamam. Şimdi gidebilir miyim? Tamam. Git. Çampa, yemeğini getirdim. Ne? Çampa neredesin? Çampa! Çampa neredesin? Çampa! Çampa neredesin? Neredesin bu? Çampa! Merak etme. Kızını bulacağız. Onu bulacağız. Evet. Evet, evet, hadi. Onu bulacağız. Bulalım onu, hadi gidelim. Çampa! Neredesin Çampa? Çampa! Çampa! Çampa neredesin? Nereye kayboldun? Neler oluyor? Nasıl söylesem bilmiyorum. Çampa ailemizin şerefine kara leke sürdü. Anahtarımın şımarık oğluyla birlikte kaçmış. Aman tanrım, öyle mi? Biz de şimdi onu arıyoruz. Kim bilir nereye gitti? Nereye gittiğini bilmiyoruz. Ben az önce onu gördüm. Anandi'nin evine doğru gidiyordu. Gerçekten mi? Evet. Elinde de kocaman bir çanta vardı. Emin misin? Anandi'ye kıyafetlerini götürdüğünü söyledi. Duydunuz değil mi? Hadi kocanın evine. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çabuk olun. Hadi çabuk olun. Keseriyan.